Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz oran orantı konusunun nihayet son videosuna geldik. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda ortalamalar işleyeceğiz. Aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama inanılmaz önemlidir. Hangi sınava giriyorsanız girin kesinlikle banka soru bekliyorum haberiniz olsun. Özellikle yaş ortalaması ile ilgili arkadaşlar. Şimdi aritmetik ortalama ile başlıyoruz. Aritmetik ortalama kısaca A o dersek toplamlarını yukarıda yazıyoruz, sayı adedini aşağıda yazıyoruz. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Toplamları bölü sayı adetleri bize neyi veriyor? Aritmetik ortalamayı veriyor. Arkadaşlar. Geometrik ortalama ya da harmonik ortalama demediği sürece tüm ortalamalar aritmetik ortalama oluyor. Örneğin yaş ortalaması da aritmetik ortalamadır. Yaş ortalaması. Yaş problemlerini işlerken yaş ortalamasını ayrıca inceleyeceğiz ama şimdiden öğrenirsek bizim için iyi olur. Yaş ortalaması nedir? sevgili arkadaşlar yaşlar toplamını yukarıda yazıyoruz. Bakın normalde aritmetik ortalama nedir? Toplamlarını yukarıda yazıyoruz. Yaş ortalaması neyin toplamını yukarıda yazacağız? Yaşlar toplamı. O zaman yaşlar toplamını yukarıda yazacağız. Sayı adedini de aşağıda yazıyoruz aritmetik ortalamada. E yaş ortalamasında sayı adedi ne oluyor? Kişi sayısı oluyor arkadaşlar. Kişi sayısı. Tabi burada arkadaşlar aritmetik ortalama diyoruz da Bazen sorularda sadece ortalama deniliyor. Ortalama denildiği zaman kesinlikle aklımıza aritmetik ortalama gelecek arkadaşlar. Örneğin diyelim ki cisimlerin ağırlığı ise ağırlıklar toplamı yukarıda verilir. Kaç tane cisim varsa onların sayıları aşağıda yazılır. Başka da hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. A ve B'nin aritmetik ortalaması. Valla hocam A ile B'yi toplayacağız. Yani toplamlarını yukarıda yazacağız. İki tane olduğu için ikiye böleceğiz. A, B, C'nin aritmetik ortalaması. A artı B artı C toplamlarını yukarıda yazıyorum. 3 tane olduğu için üçe böleceğiz. A, B, C, D'nin aritmetik ortalaması A artı B artı C artı D toplamlarını yukarıda yazdım. 4 tane olursa 4'e bölüyoruz. Yani ne varsa arkadaşlar toplamlarını yukarıda yazıyorsunuz. Kaç tane varsa aşağıda yazıyorsunuz. İşte bu bize neyi veriyor? Aritmetik ortalamayı veriyor. Diyelim ki arkadaşlar 5 kişi var. Yaşları toplamı kaç olsun? 100 olsun. Kaç kişi, kaç kişi bunlar? 5. O zaman yaşlar ortalaması ne oluyor? Yaşlar toplamı 100. 5 kişi var. 100 bölü 5'ten Yaş ortalaması 20 olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bir sayfa açacağım. Lütfen burayı çok dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü burası gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Aritmetik ortalama nedir? Toplamlarını yukarıda yazıyoruz, sayı adedini aşağıda yazıyoruz. Yaş ortalaması yaşlar toplamı yukarıda, kişi sayısı aşağıda. Arkadaşlar Şimdi vereceğim formül tüm sorulara uygulanıyor. Yani bütün sorularda kullanacağım. O yüzden bu formülü benimle birlikte ne olursunuz yazın. Gerekirse 5 defa yazın. Şuradan bir işler dışa çarpını yaparsak ne olur? Bakın işler dışa çarpını yapıyorum. Ha işler dışa çarpını yapıyorum. O zaman bir çarpı burası burası eder. Yani toplamlarını bulmak istiyorsak. Toplamları toplamları neye eşittir? Sayı adedi çarpı aritmetik ortalama. Sayı A dedi çarpı aritmetik ortalama. İşte sevgili arkadaşlar, emin olun bana güvenin. Bu formülle her şey çıkıyor, her şey. Bütün soruları çözebiliyoruz ve sorulara çok uyguluyoruz haberiniz olsun. Bunu bilmezsek olur mu? Olmaz. Kesinlikle bunu bilmemiz gerekiyor. Peki bu formül nereden geliyor? Bu formülü biliyorsak bunu da biliyoruz. Çünkü aritmetik ortalama toplamları böyle sayı adedidir. Burada işler çarpımını yaparsak toplamları eşittir. Sayı adedi çarpı aritmetik ortalama. Sevgili arkadaşlar bunu bilmesek olmaz. Örneğin arkadaşlar yaş ortalaması nedir? Hocam yaşlar toplamını yukarıda yazıyoruz. Kişi sayısını aşağıda yazıyoruz. Buradan işler çarpımını yap bakalım. Bunun gizli paydası bir ya. O zaman yaşlar toplamını şu şekilde şekilde buluyoruz. Yaşlar toplamını kişi sayısı çarpı yaş ortalaması. Kişi sayısı çarpı yaş ortalaması. İşte arkadaşlar bunlar çok önemli formüller. Yani bu ikisini bilirsek sırtımız yere gelmez. Hiç kimse bizi indiremez. Yaş, yaşlar toplamını bulmak için hocam kişi sayısıyla yaş ortalamasını çarpıyoruz. Bakın burada bir örnek var. 10 tane sayının ortalaması 5 ise bu sayıların toplamı kaçtır? E şimdi arkadaşlar bakın 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 10 tane sayıdan bahsediyor. Sayı adedi 10 vermiş. 5 yaş ortalamaları da 5 vermiş. 10 kere 5 50. Yani bu sayıların toplamı kaçtır? 50'dir. Kısacası sayı adediyle ortalamayı çarparsak 10 kere 5 50. Bu sayıların toplamı kaç? 50'dir. 7 kişinin yaş ortalaması 20 ise bu, bu kişilerin yaşları toplamı kaçtır? O zaman kaç kişi var? 7 kişi var. Yaşları ortalaması kaç? 20 imiş. 7 kere 20, 140. Neyi buldum? Yaşlar toplamını buldum. Unutmayın arkadaşlar. Sayı adedi çarpı ortalama bize neyi veriyor? Toplamlarını veriyor. Yaşlar toplamını bulmak için kaç kişi varsa onların çarpı onlar çarpı yaş ortalaması bize yaşlar toplamını veriyor. Bu ikisini zaten biliyoruz. Bunları da bildik mi? İnanılmaz güzeliz inanılmaz şimdi başlıyorum arkadaşlar bakın soru üzerinde güzelce anlatacağım 36. soruda kalmıştık sevgili arkadaşlar hocam nasıl 36 ya e, bir önceki videolarda var ya ilk 35 soruyu çözmüştük canı o izlememişsen bak izle onları bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınıfta aldıkları notlar aşağıdaki tabloda verilmiştir buna göre bu sınıftaki öğrencilerin not ortalaması kaçtır hocam ortalama nedir biliyor musunuz? yani geometrik ortalama ya da harmonik ortalama demediği sürece bütün ortalamalar aritmetik ortalama anlamına geliyor. O zaman not ortalamasını biz nasıl hesaplıyoruz? Not ortalamasını nasıl hesaplıyoruz? Notlar toplamını yukarıda yazacağız. Notlar toplamı kaç kişi varsa aşağıda yazacağız. Kişi sayısı. Doğru mu? Evet çünkü toplamlarını yukarıda yazıyorduk. Sayı adedini aşağıda yazıyorduk. Toplamları neyin toplamı? E notlar toplamı çünkü notlardan bahsetmiş. E, sayı adedi neyin sayısı e, öğrenci sayısı anlamış mısın? Bu kadar başka bir şey yok. Şimdi notlar toplamına bakalım. Hocam notlar toplamı bunları mı toplayacağız? Hayır 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 bütün kişilerin notları toplamını bulacağız. Mesela burada bakın öğrenci sayısı 2 not 1 2 kişi 1 almış. Notlar toplamı kaçtır? Şimdi notlar toplamını hesaplayacağım notlar toplamını hesaplayacağız. 2 kere 1 2'dir. Nasıl hocam? şimdi burada 2 kişi var ya canım kardeşim bak Ali, Veli. 2 kişi bu da 1 almış bu da 1 almış. O zaman 1 artı 1 2. Toplam notları 2'dir. Kısacası 2 kere 1 2. Bak hocam anlamıyorum izle. 3 kişi 2 almış. 3 kişi öğrenci sayısı 3 2 almış. 3 kere 2 notlar toplamı 6 olmaz mı? Hocam anlamadım izle. 3 kişi var. Ali, Veli, Deli. Ali de 2 almış. Veli de 2 almış. Deli de 2 almış. 2 artı 2 artı 2 6 eder. Kısacası 3 kere 2 6. Anlamış mısın? Çok güzel. 4 kişi 3 almış. 4 kere 3 12'dir notlar toplamı. 5 kişi 4 almış. 5 kere 4 bunların notları toplamı 20'dir. 2 kere 5 10'dur. O zaman notlar toplamı ne oldu? Bunları toplayalım. 2 ile 6'nın toplamı 8. 12 daha 20. 20 daha 40. 10 daha 50. Notlar toplamı kaçmış? 50'ymiş. Harikayız harikayız harikayız. E kişi sayısına bakacağız arkadaşlar. Kişi sayısı da öğrenci sayısıdır. E kaç öğrenci varsa onların sayısına bakıyoruz hemen. Kaç öğrenci var? Avalı bunlar Yani bunların sayısı kadar. 2 kişi burada, 3 kişi burada, 4 kişi burada, 5 kişi burada, 2 kişi burada topla. 2 3 daha 5. 5 daha 10. 4 daha 14. 2 daha 16. Arkadaşlar şimdi bunu sadeleştirirsek ne çıkacak? 2'ye böl 25. 2'ye böl 8. Yani cevabımız 25 bölü 8'dir. Hocam şıklardan yok. He, harikasın, harikasın, harikasın. Neden? Çünkü ben şıkları yanlış yazmışım. Anladın mı? O yüzden. E, sevgili arkadaşlar özür diliyorum. Bir önceki bir kaç önce soru yani anladınız. Ben kopyala yapışır yaptığım için Word'te ne yazık ki şıkları yanlış yazmışım. Yani bu seçenekler bu soruya ait değildir. Ben pdf'te PDF'de Zaten şu an PDF üzerinde önünüzde varsa 25 8 bir seçenekte bulursunuz. Cevabımız 25 8 oluyor. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. 37. sorudayız. Hocam nasıl yanlış anlar? Ya insanız yanlış yapmışım boş ver. 37. sorudayız. Bir meteoroloji istasyonunda günlük sıcaklık değerleri ölçülüyor. 30 günü yapılan ölçümlere göre ilk 5 günün sıcaklık ortalaması 25 derece. Sonraki 15 günün sıcaklık ortalaması 20 derecedir. 30 günlük sıcaklık ortalaması 21 derece olduğuna göre son 10 günün sıcaklık ortalaması kaç derecedir? Arkadaşlar TYT'de 2018 TYT'ydi galiba buna benzer bir soru gelmişti tamam mı? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Aklımda şular var, şunlar var. Ortalamalardan bahsetmiş. Ortalamalar sayı adedi sayı adedi çarpı ortalama bize neyi veriyor? Bize neyi veriyor? Toplamlarını veriyor. Toplamları. Bu formülü unutmayacaktık arkadaşlar. Bu formülü unutmayacaktık. Değil mi? Sayı adedi çarpı aritmetik ortalama bize sayıların toplamını veriyor. Bu burada kalsın. Şimdi bir meteoroloji listesinde arkadaşlar 30 günlük bir aydan bahsediyor. Bak 30 günlük bir aydan bahsediyor. İlk 5 günün sıcaklık ortalaması 25 dereceymiş. Yazıyorum buraya. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. İlk 5 gün ilk 5 gün sıcaklık ortalaması kaçmış? 25 dereceymiş. Tamam. Çok güzel. Sonraki 15 günün sıcaklık ortalaması 20 dereceymiş. Yazıyorum sonraki anlaşılsın diye tek tek yazıyorum. Sonraki e, 15 günden bahsetmiş. 15 günün sıcaklık ortalaması kaçmış? 20 dereceymiş. Şimdi 30 günlük bir aydan bahsediyor arkadaşlar. Şu ana kadar bakın ilk 5 gün. ilk 5 gün sonraki 15 gün. 5, 15 daha 20 gün geçti. 30 günlük bir aya tamamlamamız lazım. Ve son 10 gün kalıyor değil mi? Son 10 günün sıcaklık ortalaması kaçtır bilmiyoruz zaten onu soruyor. Son 10 günün sıcaklık ortalaması kaçtır diye sormuş. Hocam anlamıyorum ısrar et sabırlı izle sonuna kadar videoyu sonra, başa alırsın tekrar. Ama buraya anlaman lazım bak şimdi ilk 5 gün sonraki 15 gün daha 20 gün oldu. Bir 10 gün daha 30 gün oldu yani bunları topla 5-15 daha 20 10 daha 30 günlük sıcaklık ortalamaları parça parça vermiş bize. Ve sonradan şöyle bir şey de söylemiş bize. Bak şöyle bir şey de demiş. 30 günlük sıcaklık ortalama da toplam 21 dereceymiş. Yani 30 günlük bu ay arkadaşa var ya ortalamayı kaç vermiş bize? 21 derece vermiş. 25 derece, 20 derece, x derece, 21 derece. 5, 15 daha, 20, 10 daha 30 günlük sıcaklıkları parça parça vermiş. Yani ilk 5 günün sıcaklık ortalamasını vermiş. Sonraki 15 günün sıcaklık ortalamasını vermiş. Son 10 gün sıcaklık ortalamasını vermiş. Böylelikle bu ay yani ay 30 gündür. 30 günü 3 parça halinde vermiş. Bir de total olarak vermiş. Yani bunların ortalaması da 30 günün ortalaması da 21 derecedir diyor. Ve diyor ki son 10 günün sıcaklık ortalaması kaçtır? Hani x'i soruyor. Şimdi gelin beraber x'i bulalım arkadaşlar. Bir formül var. Nasıl bir formül? Sayı adediyle ortalamayı çarparsam toplamı bulurum. Yani burada gün sayısıyla ortalamayı çarparsam neyi bulurum? Sıcaklıklar toplamını bulurum. İşte arkadaşlar bakın bu formül can kurtarıyor. 5 çarpı 25 kaç eder? 125 eder arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? İlk 5 günün sıcaklıklar toplamı 125 dereceymiş. Hocam anlamıyorum. Ya şöyle düşün. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Her Pazartesi de 25 derece, salı da 25 derece, o da 25 derece, bu da 25 derece, şu da 25 derece. Hepsini toplarsan 25 artı 25 artı 25 artı 25 artı 25, 5 kere 25, 125. Anladın mı? Çok güzel. Bak şimdi 15 gün boyunca sıcaklık ortalaması kaçmış? 20'ymiş. Sayı adedi kaç? 15. Ortalama kaç? 20. Sayı adedi çarpı ortalama bize neyi veriyor? Toplamlarını veriyor. 15 çarpı 20, 300. Hmm. Yani sonraki 15 günün sıcaklıklar toplamı 300'müş. 10 çarpı x Burası da 10 x'tir. Artık mantığını anladın. Anladın mı? Yani 10 gün boyunca sıcaklık ortalaması x ise sayı adedi çarpı ortalama 10 x. Yani son 10 günün sıcaklıklar toplamı kaçmış 10 x. Burası neymiş arkadaşlar? Toplamı sıcaklıklar toplamını buluyorum. Ve bunların hepsi kaç gündür? 30 gün. Yani bunları totalen yani hepsinin toplamı kaçmış? 30 çarpı 21'dir. Doğru mu? 30 gün boyunca sıcaklık ortalaması 21 ise o zaman 30 çarpı 21 kaç eder? 30 çarpı 21 630 mu? 630 derecedir. O zaman bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunlar nedir? Şunlar 30 gün boyunca sıcaklıklar toplamıdır. Peki bu ne? E bu da 30 gün boyunca sıcaklıklar toplamıdır. O zaman şunların toplamı buraya vermeyecek mi? Evet. Çünkü bu da o bahsedilen, bahsedilen 30 günün sıcaklıklar toplamıdır. Şu da bahsedilen 30 günün sıcaklıklar toplamıdır. O zaman şunların toplamı buraya verecek. O zaman ne yapacağım? Şunları toplayacağım. 630'a eşitleyeceğim. İşte bu şekilde işin içinden çıkıyoruz. 125 artı 300 kaç eder? Toplarsak 425 mi? 425 artı bir de ne var? 10x var. 10x neye eşitmiş? 630'a ne yaptım? Şunu yaptım. Şunları topladım. 630'a eşitledim. 425'i karşıya gönderiyorum. 10x eşittir. 630'dan 425'i çıkarsa kaç oluyor? 205 mi? bakıyorum evet evet 205 sonra her iki tarafını ona bölsek x'i buluruz zaten bizden x'i soruyor x eşittir 205'i ona bölsek bu bira, buraya bir virgül mü getirir evet yani 20,5 oluyor arkadaşlar 20,5 de zaten şıklarda var neyi soruyordu bakın son 10 günün sıcaklık ortalaması ona da x demiştik zaten x'i de bulduk cevabımız denizli oluyor hocam zordur ya emin ol, ilk başta zor gelecek i̇lk baş... bana da zor geliyordu ben de bu işe yeni başladım bana inanılmaz zor geliyordu öğrenciyken ama sonra çalış 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 oluyor. Bu arada arkadaşlar özellikle aritmetik ortalama çok böyle amele işlemler var haberiniz olsun. Bir işleme girdiğinizde çok uzuyorsa devam edin ısrar edin. Çünkü arkadaşlar sayı adeti çarpı ortalama yaptığımız için ister istemez bu şekilde uzun işlemlere girebiliyoruz çoğu zaman. 38. sorudayız. Aritmetik ortalaması 15 olan 7 sayı içerisinde aritmetik ortalaması 9 olan 4 sayı çıkarılıyor. Buna göre kalın sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Şimdi hemen izliyorsun. Hemen izliyorsun. 11 bak 7 tane sayı var diyor. 7 tane sayı var. Bunların aritmetik ortalaması kaçmış? Aritmetik ortalaması 15'miş. Hmm. Sayı adedi çarpı ortalama bize toplamlarını veriyor hocam. Ben bu formülü çok güzel öğrenmişim. O zaman 7 çarpı 15 105'tir. Yani bu sayıların toplamı kaçmış? 105'miş. Anladın mı? Evet. Diyor ki bu sayılar içerisinde bakın aritmetik ortalaması 15 olan 7 sayı içerisinde aritmetik ortalaması 9 olan 4 sayı çıkarılıyor. Yani 4 sayı çıkaracakmışız arkadaşlar ve bu do, çıkarılan 4 sayının aritmetik ortalaması kaçmış? 9'muş. O zaman bak bunların içinde ha 4 kere 9 36 yani bu çıkarılan bu çıkarılan sayıların toplamı kaç peki? Çıkarılan sayıların toplamı 4 kere 9 36 değil mi? Evet. Şimdi geriye kaç sayı kaldı? 7 sayı vardı. 4 tanesi gitti. Kaç tane kaldı? 3 sayı kaldı. Doğru mu? Evet. Bu 7 sayının toplamı kaçtı? 105'ti. 4 sayının çıkarılan 4 sayının toplamı kaç? 36. 105'ten 36 çıkarsak ne buluruz? 105'ten 36 çıkarsak 69 buluruz. O zaman geriye kalan 3 sayının toplamı kaç olur? Toplamı 69 olur. Hocam anlamıyorum. İzle. 7 tane sayı var. Bunların toplamı 105'tir. Bunların içinde toplamları 36 olan 4 sayı çıkarılıyor. 7'den 4 çıkar 3 sayı kaldı. E bunların hepsinin toplamı 105'ti. 30, toplamı 105'ti. Toplamları 36 olan 4 sayı çıkarılıyor. O zaman toplamların 105 toplamından 36 toplamını çıkarırsa kaç olur? Toplamları geriye 69 kalır. Hangilerinin sayılarının toplamı 69'dur? Kalan 3 sayının e, toplamı 69'dur. Neyi sormuş benden? E zaten kalan sayıların aritmetik ortalamasını soruyor. Aritmetik ortalama neydi? Toplamlarını yukarıda yazıyordu ki 69'dur. Kaç tane sayı kalmış? 3 tane sayı kalmış. Şu kesici çizginin içinde kafanız karışmasın. 3 tane kaldı. 69 bölü 3. 23. Kalan sayıların aritmetik ortalaması 23'tür. Umarım anladınız. Kendimi parçaladı. Sevgili arkadaşlar 39. sorudayız. 39. sorudayız. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Güzel gidiyor mu? Hocam harika gidiyor. Şimdiki yaşları toplamı 240 olan bir grup öğrencinin 5 yıl sonraki yaşları ortalaması 17 olacaktır. Buna göre grupta öğrencilerin sayısı kaçtır? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu an problemleri işlemediğiniz için bu ortalamalar konusunda birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer çok sizi boyuyorsa, eğer sizin umutlarınızı yitiriyorsa, eğer siz sanki sınavı kazanamayacakmışsınız gibi bir hissiyat uyandırıyorsa lütfen bu konuda kendinizi yalnız hissetmeyin. Birazcık sabredin. Çünkü yaş problemlerini işlediğinizde bunları tekrar göreceksiniz arkadaşlar. Yaş problemlerini işledikten sonra emin olun bunlar size çok kolay gelecek. Şimdilik sabırla, inatla çalışın. Eğer olmuyorsa bile çalışın siz bir kenara bırakın. Yaş problemlerini işledikten sonra bir daha çözün. Tamam mı? Bunu da söyleyeyim. Şimdiki yaşları toplamı 240 olan bir grup öğrenci 5 yıl sonraki yaşları ortalaması 17 olacaktır. Arkadaşlar bakın ne diyor? 5 yıl sonra yaş ortalaması kaçmış? Yaş ortalaması e, 17'ymiş. Doğru mu? Evet. Peki şimdiki yaş ortalaması kaçtır? Şimdiki yaş ortalaması. İşte arkadaşlar yaş problemlerini göreceksiniz. 5 yıl sonraki yaş ortalaması 17 ise 17'den 5 çıkar. Şimdiki yaş ortalaması 12 olur. Nasıl oluyor hocam? Örneğin arkadaşlar eğer ortalamadan bahsediyorsa bir kişi varmış gibi düşünün. Ali 5 yıl sonra 17 ise 17 yaşındaysa şimdi kaç yaşındadır? 5 e yıl sonra 17 yaşındaysa 5 yıl küçült 17'den 5 çıkar 12 olur. Şimdi 5 yıl sonraki yaş ortalaması yani 5 yıl fazlalık hali 17 ise 17'den 5 çıkar şimdiye gelirsin. 12 olur. Şimdiki yaşları ortalaması kaçmış? 12'ymiş. Bunu biliyor muyum? Evet. Neyden bahsediyor? Şimdiki yaşların toplamı da şimdiki yaşları toplamı da 240'mış arkadaşlar. E şimdiki grupta kaç öğrenci var diye sormuş. Hocam, efendim, şunu biliyorum. Ee, yaş ortalaması eşittir yaşlar toplamı bölü kişi sayısı. Ben bunu biliyorum artık. Doğru mu? Evet. Şimdi, şimdi, şimdi. Yaşlar toplamı kaç? 240. Bize vermiş. Kişi sayısı kaç? Valla onu soruyor. Ona x diyelim. Kişi sayısını soruyor. Ortalama kaç? Yaş ortalamasına 12 vermiş. O zaman işlerse çarpımını yap. x çarpı 12. 12 x eşittir. 240 x eşittir 20. Arkadaşlar yaş problemlerini işlediğinizde çok pratik olacaksınız. 17'den 5 çıkar. 12. 240'ı 12'ye böl. Bak pratik yola. Cevabımız kaç? 20. Bu kadar. Zor düşünmeyin lütfen. Zor düşünmeyin. 40. sorudayız sevgili arkadaşlar. 40. sorudayız. Şimdi 18 erkek ve 24 kadının çalıştığı bir iş yerinde kadınların yaş ortalaması 37, erkeklerin yaş ortalaması 30'dur. Buna göre tüm çalışanların yaş ortalaması kaçtır? Şimdi hemen yazıyorum buraya. Erkek, kadın yazıyorum. Şimdi şu rengi hemen değiştiriyorum arkadaşlar. Şu rengi değiştiriyoruz. 18 tane erkek varmış. Yani erkekler 18 taneymiş. Kaç tane kadın var? 24 tane kadın var. 24 tane kadın var. Güzel. Ee, başka neler verilmiş? Diyor ki kadınların yaş ortalaması 37. Kadınlar şurada. Kadınların yaş ortalaması 37'ymiş. 37'ymiş. Erkeklerin yaş ortalaması 30. Erkeklerin yaş ortalaması da 30'muş. Tamam. Şimdi arkadaşlar tüm çalışanların yaş ortalaması kaçtır? Yani kadın ve erkek hepsinin yaş ortalaması kaçtır diyorsa o zaman bütün herkesin yaşlar toplamını bulmam lazım. Bak her zaman toplamları üzerine gitmeniz lazım. O verilen formül var ya kişi sayısı çarpı yaş ortalaması bize toplamlarını veriyor. O zaman bunların yaşları toplamını hesaplamam gerekiyor. Nasıl? Ya mesela erkeklerin yaşları toplamı kaçtır? 18 kişi var erkeklerden. Yaş ortalaması 30. O zaman bu ile bunu çarparsam yani kişi sayısı ile yaş ortalamasını çarparsam neyi bulurum? Erkeklerin yaşları toplamını buluyorum. O zaman 18 çarpı 30 kaç eder? 540. Doğru mu? Erkeklerin yaşları toplamı 540'tır. Bu burada kalsın. Peki kadınların yaşları toplamı kaçtır? Bu ile bunu çarpacağız. Sayı adedi çarpı ortalama bize toplamlarını veriyor. 24 çarpı 37. Valla bunu hesaplayacağız. 24 çarpı 37 kaçtır? Vay 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 vay. 4 kere 7 28. Elde var. 2. 4 kere 3. 12. 2 daha. 14. 2 kere 37 kaç eder? 74 mü? Evet. Çıkar. Topladım. 8, 8, 8. Yani kadınların yaşları toplamı kaçmış? 24 çarpı 37. 888 miş arkadaşlar? Peki tüm kişilerin yani erkek ve kadınların bütün herkesin yaşları toplamı kaçtır? Valla bu ikisinin toplamıdır. Erkeklerin yaşları toplamı kaç? 540 kadınların yaşları toplamı kaç 888 bunları toplarsak 8 12 elde var 1 9 14 1478 o zaman tüm çalışanların yaşları toplamı kaçmış 1428 peki toplam kişi sayısı kaç kişi sayısı yani bütün herkes kaç kişidir 18 tane erkek var 24 tane kadın var o zaman bunları toplarsak toplam kaç kişi oluyor 18 ile 24'ün toplamı 42 kişi sayısı da 42'dir. Menden neyi soruyor? Diyor ki tüm çalışanların yaşları toplamı. Yaşları ortalamasını soruyor. O zaman yaş ortalamasını nasıl buluyoruz? Bütün hepsinin. Hepsinin yaşları toplamı? Valla 1428'dir. Kaç kişi var? 42 kişi var. O zaman cevabımız budur valla. Bulmuşum. Çok güzel. Ee, ne yapacağım? E, ne yapacağım? 1428'i 42'ye böleceğim. Kardeşim ne izliyorsun? İzle yap. 3 ee, kere bu. 3 kere 4. 12, 120, e, 6 mı? Evet. Çıkarttım. Şurada 12'den 6 çıkar. 6, 1, 8. 4 kere 2, 8. 4 kere 4, 16. Valla bulmuşum. 34. 34. Tüm hepsinin yaşları ortalamasına yemiş. 34'müş. Hocam efendim ya çok uzun bunlar ya. Uzun sana dedim. O yüzden geliyor. Yap yani yap. Gitsin bir şey olmaz. Çalış çalış çalış. Ee, 41. sorudayız. Bir sınıftaki kızların yaş ortalaması 17, erkeklerin yaş ortalaması de sınıftaki yaş ortalaması sınıfın yaş ortalaması 18 olduğuna göre bu sınıfta kaç kişi olabilir ve bir de olabilir demiş abi ne yapacağız burada? Vay, vay, vay. Kız yazalım o zaman, kızları yazalım. Bir de erkekleri yazalım, bakalım başımıza ne gelecek. Kızları yazdım, erkekleri yazdım. Tamam, tamam, tamam. Kızların yaş ortalaması 17'ymiş. Kızların yaş ortalaması 17'ymiş. Erkeklerin yaş ortalamasını vermiş sanki. Evet, 21. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sınıfın yaş ortalamasını bulmam için bütün kişilerin yaşları toplamını bulmam lazım. Peki ben şunu biliyorum. Neyi sormuş? Sınıf mevcudu kaç kişi olabilir? Kaç tane kız var biliyorum muyum? Bilmiyorum. Kaç tane erkek var biliyorum muyum? Bilmiyorum. O zaman kaç tane kız var bilmiyorum ki. A tane kız olsun. Kaç tane erkek var bilmiyorum kardeşim. B tane olsun. B tane de erkek olsun. Bilmiyorum ki. Zaten benden A artı B'yi sormuş. Toplam kaç kişi olabilir demiş. O zaman mecburi A, B diyeceğim. Kaç tane kız var? A tane var. Kaç erkek var? B tane erkek var. O zaman hemen bana söyle bakalım. Hocam ben artık bu formülü öğrene öğrene kendimi mahvettim. Bu formülü öğrenmişim. Kişi sayısı çarpı ortalama bize toplamlarını veriyor. Yani kızların yaşları toplamı kaçtır? Ee, A çarpı 17, 17A. Erkeklerin yaşları toplamı kaçtır? Kişi sayısı çarpı ortalama, 21 çarpı b, 21b. Bu ne? Kızların yaşları toplamı. Bu ne? Erkeklerin yaşları toplamı. Peki ben bu ikisini toplarsam ne olur? Bütün hepsinin yaşları toplamını bulmuş olurum. Yani erkek ya da kız fark etmez. Bütün var olan bütün insanların, yani oradaki bütün insanların kız ve erkeklerin yaşları toplamı 17A artı 21b'dir. Bunu şeye bölersem, bu yaşlar toplamıdır ha. Kişi sayısına bölersem neyi bulurum? Bütün sınıfın ortalamasını bulurum. Kaç kişi var? E, A tane kız var, B tane erkek var. Toplam A artı B kişi var. Şu ana kadar ne yaptım? Bak neyi hesaplıyorum? Yaşlar ortalama. Bütün sınıfın yaş ortalamasını hesaplıyorum. Bütün sınıfın yaşları toplamı kaç? 17A artı 21B'dir. Sınıfta kaç kişi var? A tane kız B tane erkek. A artı B kişi var. Bunu da bize vermiş. Tüm sınıfın yaş ortalaması 18'dir. Yani diyor ki kardeşim bunu 18'e eşitle başımızı şişirme. E valla bize eşitliyoruz. Gel şimdi gel gel gel. Kaçma kaçma kaçma. İşarşıya çarpını yap bakalım. 18A artı 18B 18A artı 18B eşittir. 17A artı 21B 17A artı 21B. Ve bu ne biçim sorudur ya? Çıkarttık. 18A'dan 17 ile çıkar. A oldu burası. 18A eksi. Ha burası B'dir ha. 21B'den 18B'yi çıkar. 3B mi? A eşit 3B çıktı. Neyi soruyor benden? Bu sınıfta kaç kişi olabilir? Bu sınıfta kaç kişi var? A tane kız, B tane erkek. A artı B kişi var bu sınıfta. E, A yerine ben 3B yazamaz mıyım? Evet kendimi parçalamışım bulmuşum. A yerine 3B yazacağım. A yerine 3B yazarsam burası da B olursa o zaman 3B, B daha 4B. Sınıftaki kişi sayısı A artı B'ydi. A yerine 3B yazdım. 3B ile B'nin toplamı 4B. Sınıftaki kişi sayısı 4B'ymiş. Yani 4'ün katıdır. Sınıftaki kişi sayısı 4'ün katı olmak zorunda. Çünkü 4B olarak çıktı. E şıklarda başlıklara bakıyorum zaten diyor ki sınıftaki kişi sayısı hangisi olabilir 4'ün katı olmalı bu 4'ün katı değil 4'ün katı değilsin 4'ün katı değilsin 4'ün katı değilsin Vallahi bu 7 4'ün katı Ceyhan olabilir sınıftaki kişi sayısı 4'ün katı olmalı cevap Ceyhan 28 4'ün katıdır anlamışsın ee, devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz 42. sorudayız bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 3 katıdır. Aynı sınıftaki Ayşe'nin kız arkadaşlarıyla Burak'ın erkek arkadaşlarının not ortalaması sırasıyla 5 ve 9. Sınıfın not ortalaması ise 6'dır. Buna göre Ayşe ile Burak'ın not ortalaması kaçtır diye sormuş. Vay 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 vay, vay. Bizi mahvedecekler. Bizi mahvedecekler. Ee, o zaman yazalım. Buraya kızların sayısını yazalım. Buraya da erkeklerin sayısını yazalım. Tamam mı arkadaşlar? Kızlar burada. Erkekler burada. Sonra gidelim şu rengi değiştirelim. Neyi demiş? Bak kız öğrencilerin sayısı... Erkek öğrencilerin sayısının 3 katıdır. Hmm. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katıdır. Yani x tane x tane erkek varsa 3x tane de kız vardır demek istiyor. Çünkü kızların sayısı daha fazladır. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katıdır. Anladın mı? Evet öyle diyor. Ben de öyle yaptım. Çok güzel. Aynı sınıftaki Ayşe'nin kız arkadaşlarıyla Burak'ın erkek arkadaşının not ortalaması sırasıyla 5-9'dur. Sınıfın not ortalaması 5 6ymiş Şimdi arkadaşlar. E size bir soru. Size bir soru. Bir sınıf var. Sınıfta 10 kişi olsun, tamam mı? 10 tane kişi olsun, 10 kişi olsun. Bu sınıfta Ayşe de olsun. Ayşe geliyor bize diyecek. E benim 10 tane arkadaşım mı var der? Ayşe yoksa 9 tane arkadaşım mı var? 9 tane, değil mi? Hocam anlamadım. Ve kardeşim bak. 10 kişi var bu sınıfta. Tamam? 10 kişi var. Bunların içinde Ayşe de var. Ayşe'nin kaç tane kız arkadaşı olur? 9 tane kız arkadaşı olur. Çünkü kendisi hariç. Kendisi hariç. Ya da ben bir erkeğim mesela. Ben bir erkeğim. Bir sınıftayım. 20 kişi var. 20 tane erkek var sınıfta. Benle birlikte 20 erkeğiz biz. Benim kaç tane erkek arkadaşım var? Yani ben şunu mu diyeceğim? 20 tane erkek arkadaşım var dersen kendimi de arkadaş olarak kabul ediyorum. Anladın mı? Biz 20 tane erkeğiz. Ben benim şöyle demem lazım. Benim 19 tane erkek arkadaşım var. Bir sınıfta 20 kişiyiz. Ama ben hariç 19 tane arkadaşım var. Anladın mı? Arkadaşı diyorsa bir çıkar. Odur. Bak şimdi. Bak bak bak. Neler yapacağım. Lütfen izle. Lütfen izle. E, şu rengi değiştirmek istiyorum ama şunu seçelim biraz da. Aynı sınıftaki Ayşe'nin kız arkadaşlarından bahsetmiş arkadaşlar. Aynı sınıftaki Ayşe'nin kız arkadaşlarının e, not ortalaması 5'miş. 3x tane kız var. bunun Bunların içinde Ayşe de var. Ayşe'nin kaç tane kız arkadaşı var? 3x eksi 1 tane kız arkadaşı var. Doğru mu? Evet. Peki Ayşe'nin kız arkadaşlarının not ortalaması kaçmış? Not ortalaması 5'miş arkadaşlar. Ve Burak'ın erkek arkadaşlarının not ortalaması da 9'muş. X tane erkek var. Bunların içinde Burak da var. Buran kaç tane erkek arkadaşı var? Hocam kendisi hariç x eksi 1 tane erkek arkadaşı var. Buran erkek arkadaşlarının not ortalaması kaçmış? Valla 9'muş. Anladın mı? Evet. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Her zaman ne dedim size? Bir kuralımız var. Toplamları gelecek aklınıza kardeşim. Gelmiyorsa maf Toplamları yani notlar toplamı kaçtır? Şimdi Ayşe'nin kız arkadaşlarının sayısı 3x-1'dir. Not ortalaması 5'tir. Ayşe'nin kız arkadaşlarının sayısının 40 kız arkadaşların notlar toplamı kaçtır? Hocam sayı adedi çarpı ortalama yani bu çarpı bu. O zaman çarpalım 5 çarpı 3x 15x eksi 5 çarpı 1 5. Bu nedir? Ayşe'nin kız arkadaşlarının notlarının toplamıdır. E, Buraya geldik. Buran x eksi bir tane erkek arkadaşı var ve bu erkek arkadaşların notları ortalaması 9'dur. Sayı adedi çarpı ortalama. Bu x'in çarpımı bize Buran arkadaşlarının notlarının toplamını verecek. O zaman bu çarpı bu. 9 çarpı x 9 x eksi 9 kere 1 9. Bu nedir? Buran erkek arkadaşların notları toplamı. Benden neyi sormuş? Ayşe ve Burak'ın not ortalaması kaçtır? Ayşe'nin notuna A diyelim. Buran notuna da B diyelim. Tamam mı? Ayşe'nin notuna A dedim. Buran notuna B dedim. Ben bu ikisini toplarsam, bu ikisini toplarsam ve A ile B'yi de toplarsam neyi bulurum? Bütün sınıfın notları toplamını bulurum arkadaşlar. Neden biliyor musun? Bu Buran tüm şey Ayşe'nin kız arkadaşlarının notları toplamıdır. Bu Buran erkek arkadaşlarının notları toplamıdır. Bu Ayşe'nin notudur. Bu da buran notudur. Böylelikle bütün sınıfın notları toplamını tek satır halinde yazdım. Eğer ben bunu kişi sayısına bölersem Kişi sayısı kaç? 3x tane kız var sınıfta. x tane de erkek var. 3x artı x. 4x kişi var. Neyi bulurum arkadaşlar? Not ortalamasını bulurum. Doğru mu? Not ortalamasını bulurum. Bütün sınıfın not ortalaması. Bütün sınıfın notlar toplamını yukarıda yazdım. Sınıfta kaç kişi var? 3x tane kız. x tane erkek. Ayşe burada da var. Burak da burada var. Toplam 4x kişi var. Zaten bütün sınıfın not ortalamasını kaç vermiş? 6 vermiş. Bu ne biçim bir denklem? Muaf olduk. Şimdi burada devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yani yoksa ee, başka seçeneğimiz yok. İzle. 15 x ile 9 x'in toplamı 24 x'tir. Ondan sonra eksi 5 eksi 9 eksi 14 mu oldu? Evet. A artı B var. Onları da unutma. Başımıza bela olmasın. Bölü aşağıda ne var? 4 x var. Onu da yazdım. Neye eşitmiş? 6'ya. İşler dışarı çarpımını yapalım. Bakalım başımıza ne gelir? Bir yola girmişiz. Gidiyorum. Bir yola girmişiz gidiyoruz. Bakalım. Ee, eşittir kaç çıkıyor? 4x çarpı 6 24x. Bir yola gelmiş bir şeyler. Bak bunlar gitti ha. Bunlar gitti. Eksi 14'ü karşıya gönder. A artı B eşittir 14 oldu. Ee, Ayşe ile Buran notları toplamını buldum. Kaçmış? 14'müş. Ayşe ile Buran notların toplamını buldum. Neyi sormuş? Ayşe ile Buran not ortalamasını sormuş. Ayşe ile Buran not ortalaması çok basit. Bulurum ben. E valla. Yani Ayşe artı Burak bölü 2'yi soruyor. Ayşe ile Burak'ın not ortalaması topla 2'ye böl değil mi? Evet. E notlar toplamı 14'tür. Bölü 2. 7. Ayşe ile Burak'ın not ortalaması 7'dir. Cevabımız C. Anladınız mı? Çok güzel. 43. sorudayız arkadaşlar. 43. sorudayız. Bu ortalama soruları da var ya insanı çok yoruyor. ha. Düşün siz dinlenmekten zorlayacak. Ben anlatıyorum bir de. Bir lokantada beşer kişinin oturduğu A ve B masaları vardır. Her masanın yaş ortalaması 36'dır. A masasında oturan Mert B masasına geçtiğinde B masasının yaş ortalaması A masasının yaş ortalamasından 5 fazla oluyor. Buna göre Mert'in yaşı kaçtır? Arkadaşlar iki tane masadan bahsediyor. Bu birinci masamız. Bu da ikinci masamız. A masası ve B masasından bahsetmiş. Dikkat ederseniz. Şimdi sırayla gideceğiz tamam mı? Sırayla. Her masanın yaş ortalaması 36'dır. Yani bu masanın yaş ortalaması da 36'dır. Bu masanın yaş ortalaması da 36'ymiş. 5'er kişi oturuyor. Bu masada da 5 kişi var. Bu masada da 5 kişi var. Öyle diyor. Ya ben demiyorum, soru diyor. A masasında oturan Mert B masasına geçtiğinde, yani Mert burada oturuyor normalde. Şu masaya geçtiğinde B masasının yaş ortalaması A masasının yaş ortalamasından 5 fazla oluyormuş diyor. Mert'in yaşı kaçtır? Mert'in yaşı kaçtır diye sormuş. Kaçtır? Bilmiyorum. M olsun. Mert kaç yaşındadır? M yaşındadır. Anladın mı? Baş harfini kullandım. Şimdi arkadaşlar yaşlar toplamı üzerine gideceğiz. Ben size ne demiştim? Her zaman aklınızda bulunsun. Yaşlar toplamı üzerine gideceksiniz. Mesela buraya bakın. Bu masada oturan e, kaç kişi var? 5 kişi. Yaş ortalaması kaç? 36. Kişi sayısı çarpı ortalama bize yaşlar toplamını verecek. 5 çarpı 36, 180'dir. Bu çarpı bu, 180. 5 kere 36, 180. Bunların yaşları toplamı kaçtır? Yaşları toplamı? E, yaşları toplamı 180'dir. Benzer şekilde Mert burada otururken ha Mert'i geçirmemişiz. 5 kere 36. Bunların yaşları toplamı da 180 değil mi? Yaşları toplamı 180'dir. Doğru mu? Evet. Şimdi Mert kaç yaşında? M yaşında. Mert buradan buraya geçecek. O zaman arkadaşlar zaten Mert'le birlikte bu 5 kişinin yaşları toplamı 180 değil miydi? Evet. Mert'i bu tarafa doğru geçirirsek 180 eksi M olmaz mı kalan kişilerin yaşları toplamı? Evet. Bu kişiler Mert gelmeden önce bu 5 kişinin yaşları toplamı 180'di. Mert M yaşında. Mert buraya gelirse artık yaşları toplamı 180 artı M olmaz mı? Evet. Burada 5 kişi vardı Mert otururken. Mert giderse kaç kişi kalacak? Artık 4 kişi kalacak. Burada 5 kişi vardı. Mert gelirse kaç kişi olacak? Artık 6 kişi olacak. Son durumda A masası ve B masasındaki kişilerin not ortalamalarını bulalım arkadaşlar. A masasında bulunan mertsiz yaşları toplamı kaç? 180 eksi m'dir. Kaç kişi kalmıştı? 4 kişi kalmıştı. B masasında oluşan kişilerin yaşları toplamı kaç? 180 artı m'dir. Peki B masasında kaç kişi var artık? 6 kişi var. Bu nedir? A masasındaki yeni kişilerin yani kalan kişilerin e, yaşları ortalaması. Bu ne? B masasında Mert'le birlikte kişilerin yaşları ortalaması. Ne diyor? Bak şimdi izle. B masasında B masasının yaş ortalaması A masasının yaş ortalamasından 5 fazla oluyor. 5 fazla oluyor. Tamam mı? E, bunu bir seçelim. Kim kimden 5 fazla oluyor? B daha fazla. B A'dan 5 fazla bu bundan fazla, bu bundan fazla, bu daha fazladır, bu daha azdır. O zaman buna 5 ekleyeceğiz ki eşitlik sağlansın. Tamam mı? Bak bu daha fazla ya. Bu daha fazla küçük olana 5 ekleyeceksin ki büyük olana yetişsin. Problemleri işlememiş olabilirsin. O yüzden sana böyle gösteriyorum. Bu bundan 5 fazlaysa buna 5 ekleyeceğiz. Bunu eşitleyeceğiz. O zaman hemen buradan artık 4 kere 5 20. 20 180 daha 200 eksi m bölü 4 oldu. Ne yapıyorsun hocam? Arası nasıl? Yap gitsin. 180 artı m bölü 6. Paydaları sadeleştirelim. 2'ye böl, 4'ü 2'ye böl, 2, 6'yı 2'ye böl, 3. İşler dışarı çarpımını yap bakalım başımıza ne gelecek. O zaman 2 çarpı 180, 360 artı 2 çarpı m, 2 m eşittir. 3 çarpı 200, 600 eksi 3 çarpı m, 3 m. Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa. 5 m eşittir. 360 600'den 360 çıkar. 240. 240'ı 5'e böl. m kaç çıkar? 48 çıkar. Mert 48 yaşında zaten. Mert'in yaşını sormuş cevap önce zedirine. He valla. Bulmuşum. 44. sorudayız arkadaşlar. 43. çözdük. 44. sorudayız. Güzel, güzel, güzel. Ee, birden 60'a kadar numaralı altmış 60 top, top A ve B kutularına dağıtılıyor. Bu durumda A ve B kutundaki toplam numaraların aritmetik ortalaması 34 ve 28 oluyor. Buna göre A kutusunda kaç top vardır diye sormuş. Arkadaşlar iki tane toptan bahsediyor. E, iki tane kutudan bahsediyor. Doğru mu? Bak birinci kutu, ikinci kutu, iki tane kutudan bahsediyor. A ve B kutuları diyor. A ve B kutularına dağıtılıyor. 1'den 60'a kadar numara vermiş toplar var arkadaşlar. Şöyle toplar var. Üzerinde 1 2 3 tamam mı? Üzeri 60'a kadar toplar var. Bir kısmını bu kutuya atmışlar, diğer kısmını bu kutuya atmışlar. Peki bu kutular hakkında bize bilgi vermişler mi? Vermemişler. Bize diyor ki A kutusunda kaç tane top var? Kaç tane top var? Biliyor muyum? Bilmiyorum. A kutusunda x tane top olsun. Toplam 60 tane kutu, e, toptan x tanesi buradaysa geriye kaldı 60 eksi x tanesi de b kutusundadır. Hocam anlamıyorum. Ya kardeşim şöyle düşün. 10 tanesi buradaysa 60 eksi 10 50 mi eder? 50 tanesi de buradadır. 10 50 daha 60. Yani 60 tane top var. X tanesi buradaysa 60 eksi x tanesi de geriye kalan 60 eksi x tanesi de b kutusundadır. Çok güzel. A ve B kutularındaki topların numaranın aritmetik ortalaması 34 ve 28 oluyormuş. Yani bu kutudaki topların üzerindeki numaraların toplamı kaç oluyormuş? 34. Bu kutudaki topların numaralar aritmetik ortalaması kaç oluyormuş? 28 oluyormuş. Hocam, her zaman toplamları üzerine gideceğiz. Aritmetik ortalama ile ilgili bir soru varsa eğer işin içine çıkamıyorsam büyük ihtimalle toplamları sayı adedi çarpı ortalama bize toplamlarını veriyor. Peki ben sana bir soru soruyorum kardeşim izle, izle, izle lütfen. Bu bütün topların yani hem A hem de B kutusundaki 60 tane topun üzerindeki numaralar toplamı kaçtır sence? Hepsini toplasaydık. Yani bunları A ve B kutularına atmadan önce birden 60'a kadar top yok mu? Hepsinin toplamı kaç hocam? Bu da ardışık sayılar. Ha, 60 çarpı 61 bölü 2'dir. Bunu biliyorum. Yani budur. Burada kalsın. Hatta 60'ı 2'ye böl 30. Kaç oluyor? 3 kere 1, 3, 3 kere 6, 18. Şöyle bir şey çıktı, 1830. Yani 1'den 60'a kadar üzerinde numara olan toplar var ya, 60 tane top. Bunların üzerindeki numaraların toplamı 1830'dur. Bu aklımıza kalsın. Peki A kutusunda x tane top var, B kutusunda da 60 eksi x tane top var. A kutusundaki topların numaraları toplamı kaç? Sayı adedi çarpı ortalama, 34x. Doğru mu? Evet. B kutusundaki topların numaraları toplamı kaçtır? 28 çarpı 60 eksi x'tir. O zaman bu ikisini toplarsam neyi bulurum? A kutusu ve B kutusundaki bütün topların üzerindeki numaralar toplamını bulurum. Yani bütün topları. Onu da zaten bulmuşuz. Kaçtır? 1830. Bütün topların üzerindeki numaraların toplamını bulmamış mıydık? Evet. Bundan sonrası arkadaşlar artık kendimiz parçalayacağız. Bak 34x artı 28'i içeriye doğru dağıtalım. 6 kere 8 48 elde var 4 6 kere 2 12 16 siz de hiç yardımcı olmuyorsunuz hepsini bana bıraktınız 28 x 28 x eşittir 1830 mu oldu evet 28 x 34 x 28 x kaç eder 6 x mi 6 x çıktı buradan devam ediyorum artık şuradan devam ediyorum eşittir. Şunu da karşıya gönderelim. 1830'dan 1680'i çıkarırsak kaç olur? 150 mi olur? 1830'dan 1680'i çıkarsak 150. Evet 150. Ye. Beynimi devreye sokmuşum artık. E, 150'yi 6'ya bölsek x eşittir 25. Bulmuşum. Bulmuşum. A kutusunda 25 tane top var. Harikayız. 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 Hocam çok zormuş. Valla canı zor değil. Zor değil. Sadece biraz işlem kalabalığı var. Başka da bir şey yok. İzle. Bir parkta bir grup insanın yaş ortalaması 63'tür. Ahmet Bey parkta parka sonradan gelince grubun yaş ortalaması 65 oluyor. Ahmet Bey Allah aşkına koronavirüs var ne yapıyorsun? Eğer Ahmet Bey ile aynı yaşta olan bak aynı yaşta olan Kemal Bey de parka gelseydi bu durumda yaş ortalaması 66 olacaktı. Buna göre Ahmet Bey kaç yaşındadır? He. Ahmet Bey kaç yaşındadır söyle bakalım bilmiyorum. Ay yaşında olsun tamam çok güzel. Şimdi bir grupta bir, bir parkta bir parkta bir grup insanın yaş ortalaması 63'tür. Kaç kişi var parkta şu an biliyor muyum? Valla bilmiyorum ki. Kardeşim parkta bazı insanlar var. Kaç kişi var biliyor musun? Bilmiyorum abi. O zaman x diyeceksin tamam mı? Diyelim ki başta kaç kişi olsun? X kişi olsun. Bilmiyorum ki çünkü. Şimdi bu x kişi yaş ortalaması kaçmış? 63'müş Doğru mu? Evet. Peki yaşları toplamı kaç? Hocam kişi sayısı çarpı ortalama bize neyi veriyordu? yaşlar toplamını veriyordu. O zaman Ahmet Bey gelmeden önce, Kemal Bey gelmeden önce parktaki kişilerin yaşları toplamı kaçtı? Yaşları toplamı yaşları toplamı x çarpı 63 63 x'ti. Artık biliyorum. Daha henüz altın, Ahmet Bey gelmemiş. Kemal gelmemiş. Hiç kimse gelmemiş. Parkta var olan tüm kişilerin yaşları toplamı 63 x'tir. Sonra diyor ki Ahmet Bey parka gelince grubun yaş ortalaması 65 oluyor. Yani Ahmet Bey'in yaşına da A demişim. Şimdi ilk önce grup parktaki kişilerin yaşları toplamı kaçtı? 63x. Doğru mu? Evet. 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 Çok güzel. Ahmet de gelse 63x artı A olmaz mı yaşar toplamı? Evet. Peki kaç kişi vardı? X kişi vardı parkta. Ahmet de geldi. Kaç kişi oldu? X artı bir kişi olmaz mı? Evet. Kaç oluyormuş yaşar ortalaması? 65. Hocam anlamadım. İzle. Grubun yaş or yaşlar toplamı yani parktaki kişilerin yaşları toplamı 63 x'ti. Ahmet Bey de gelse 63 x artı a olur yaşlar toplamı. X kişi vardı parkta. Ahmet Bey bir kişidir. O da gelse x artı bir kişi olmaz mı? Evet. Bu durumda grubun yaş ortalaması 65 oluyor. Yaşlar toplamı böyle kişi sayısı 65 oluyor. Yaş ortalaması. Bu burada kalsın. Buna karışmayalım. Başımıza bel olmasın. Bak bunu kullanacağım. Ha Şimdi eğer Ahmet Bey ile aynı yaşta Kemal Bey de parka gelseydi yaş ortalaması 66 olacaktı. Şimdi izle, izle, izle. Normalde grubun yaş ortalaması kaçtır? 63 X'ti. Ahmet Bey geldi A oldu. Ee, bak hem Ahmet Bey geldi A. Doğru mu? Yaşlar toplamını hesaplıyorum. Kemal Bey de geldi A. Çünkü demiş ki arkadaşlar Ahmet Bey ile Kemal Bey aynı yaştalar. Ahmet Bey'in yaşına A derse Kemal Bey'in yaşına da A diyeceğiz. Doğru mu? Evet o zaman şöyle yapsak daha güzel olur. <laughs> Ahmet Bey'in yaşına da A dedim. Kemal Bey'in yaşına da A dedim. Ahmet Bey gelmişti A. Bir de Kemal Bey geldi 2A. Grubun yaşlar toplamı 63x'ti. Ahmet Bey ile Kemal Bey geldi. Toplam 2A kadar yaş toplamı artmaz mı? Evet artık grubun yani parktaki tüm kişilerin Ahmet ve Kemal ile birlikte yaşlar toplamı 63 x artı 2 a mı? Evet evet evet. Peki kaç kişi oldu? X kişi vardı. Ahmet Bey geldi bir de Kemal Bey geldi. O zaman kişi sayısı kaç oldu artık? X artı 2 oldu. Son durumda kişilerin yaşları ortalaması kaç oluyormuş? 66 oluyormuş. Yaşlar toplamı böyle kişi sayısı bize neyi veriyor? Yaşlar toplam yaş ortalamasını veriyor. Bundan sonra ne yapacağız? Neyi soruyor? Ahmet Bey kaç yaşındadır? A'yı soruyor. Burada A'yı bulmak için kendimizi mahvedeceğiz. Ha. Gel şimdi seninle birlikte ayı bulalım. Şuradan hemen bir içlerse çarpımı yapalım. Ee, tabii Tabi arkadaşlar orada yer kalmadı. Şurada yazacağım. 63x 63x artı a eşittir. Ee, 65 çarpı x. 65x artı 65 mi? 65x artı 65. Şunu bu tarafa pardon şunu bu tarafa atsak. Ee, a eşittir 65 x'ten 63 x'i çıkarsak 2 x artı 65 oldu. Bu burada kalsın. Bu burada kalsın. Bir de şuradan bir işler çarpını yapalım. 63 x artı 2 a eşittir 66 çarpı x 66 x artı 66 çarpı 2 132 mi? Ee, 2 kere 6 12 evet. Evet evet. Ee, şunu bu tarafa atsak 2a eşittir 66x'ten 63x'i çıkarsak ee, 3x artı 132. İşte burada iki bilinmeyenli iki denklem bulduk. Vey vey kurtulamadın diyor daha. Kurtulamadın diyordu ha Bizi mahvedecekler. Bizi mahvedecekler. Bunu ne yapacağız? Valla bulmamız lazım. vey 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 ee, arkadaşlar bunları alt alta yazalım. Bakalım nedir? A eşittir. 2x artı 65. Efendim söyleyeyim. Burada ne var? 2a eşittir 3x artı 132. Ee, burada x'lerden kurtulursak x'lerden kurtulmam lazım. x'lerden nasıl kurtulabilirim? Şunun rengini değiştir bakalım. x'lerden nasıl kurtulabilirim? 2, 3. Burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı eksi 3 ile çarpalım. Burayı da 2 ile çarpalım mı? Bak 3'ü buraya getirdim. 2'yi buraya getirdim. Yani x'i yok etmeye çalışacağım. İzle. Eksi 3 çarpı a. Eksi 3a eşittir. Eksi 3 çarpı 2x eksi 6x çık artık lütfen lütfen. Eksi 3 çarpı 5 eksi pardon pardon kafa gitti kafa gitti. Şuraya eksi gelecek kesin. Bak şuraya eksi gelecek kesin. 3 kere 5 15. 3 kere 6 18. 19 mu oldu? 19. 195 oldu yani. Kafa gitmiş. 2 kere 2a 4a eşittir. 2 kere 3x 6x artı 2 kere 132 264 mü? Evet. Taraf tarafa toplarsam şunlar gidiyor. 4a eksi 2a a eşittir. Şundan şunu çıkarsak. Vallahi yemin ediyorum ben bırakıyorum bu işi. Ben istifa ediyorum. 14'ten 5 çıkar 9. 15'ten 79. Pardon pardon 15'ten 9 çıkar 69. Ahmet Bey 69 yaşındadır. Bak virüsten yani virüs var. Kardeşim virüs var yani. Parkta markta gidiyorsun. Böyle problemler oluyor. Ha. Cevabımız 69. Hevallah. Ee, arkadaşlar bu arada özür dilerim. Yani ben bunu şey yapmıyorum. Yani virüs var. Ama e, gerçekten biraz çok işkenceli bir soruydu. Bir iş yerinde 22 kişi çalışmaktadır. Bu iş yerindeki erkek çalışanların yaş ortalaması 40, kadın çalışanların yaş ortalaması ise 32'dir. Bu iş yerinde her birinin yaşı 41 olan 2 kadın çalışan ayrılıyor ve her birinin yaşı 30 olan 3 erkek çalışan katılıyor. Son durumda iş yerindeki kadın çalışanların yaş ortalaması 29'dur. Buna göre son durumda bu iş yerinde erkek çalışanların yaş ortalaması kaçtır? Vey 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 vey. Balon af olduk. Piyye. Bu ne biçim sorudur? Vey. Bakacağız, bir şey yapmam lazım dur. Şey yapmam lazım. Gel 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 gel. Abi kaçma kaçma. Gel birlikte çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Bana yardım etmek zorundasın. Şimdi arkadaşlar bakın. Erkek ve kadınlardan bahsetmiş. Doğru mu? Evet evet evet. Erkek ve kadınlardan bahsetmiş. Buraya kadın yazalım. Kadınlara er öncelik verelim. Çünkü bak son durumda kadınlardan bahsetmiş. Ondan sonra buraya da erkek diyelim. Tamam mı? Toplam kaç kişi var? 20 kişi var. Bende neyi soruyor? Erkeklerin yaş ortalamasını soruyor. Kaç tane kadın var? Bilmiyorum. Kaç tane kadın var? erkek var, kadın var? Bilmiyorum. Kaç tane erkek var? Bilmiyorum. O zaman bakalım. Bilelim. Bunları bilelim biz zahmet. Kaç tane erkek kadın var? Bilmiyorum kardeşim. Dedim ya. X tane kadın var. Güzel. 20 kişi var toplam. Kadın ve erkek toplam 20 kişi var. 20 kişiden X tanesi kadınsa geriye kaldı. 20 eksi X tanesi de erkektir demek ki. Tamam. Bak. Tekrar ediyorum. 20 kişi var toplam. Kadın erkek toplam 20 kişi var. X tanesi kadınsa geriye kaldı. 20 eksi x tanesi de erkektir. Anlamış mısın? Evet. 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 Bu iş yerindeki erkek çalışanların yaş ortalaması 40'mış. Erkeklerin yaş ortalaması kaçmış? 40. Kadınların yaş ortalaması da 32'ymiş. Kadınların yaş ortalaması da 32'ymiş. O zaman ben sana şunu sorarım. Hocam, yaşlar toplamını bulmak için sayı adediyle aritmetik ortalamayı çarpıyorduk. Yani x çarpı 32 kadınların yaşları toplamı 32x'tir. Şimdi kadınlarla devam edelim arkadaşlar. Buraya hiç karışmayalım. Çünkü son durumda kadın çalışanların yaş ortalamasını vermiş. Buradan belki x'i bulabiliriz. Şimdi bak. Kadın, e, x tane kadın var. Yaş ortalaması 32. Ya kişi sayısı çarpı ortalama bize yaşlar toplamını vermiyor muydu? Evet, kadınların yaşları toplamı kaçtır? 32x'miş. Güzel. Şimdi e, 30 x çarpı 32 32x'a Oradan geldi. Şimdi bak bak neler diyor neler diyor neler diyor. Bu iş yerinde her birinin yaşı 41 olan iki kadın çalışan ayrılıyor. Gidiyor yani. iki tane kadından bahsediyor. Bir iki. Bu da 41 yaşında. Bu da 41 yaşında. İkisi toplam kaç yaşındadır? 82 yaşındadır. Bunlar ne oluyor? Ayrılıyor. Zaten kadınların yaşları toplamı kaçtı? 32 x'ti. Yaşları toplamı 82 olan 2 kişi gitmiyor mu? O zaman yeni yaşları toplamı kaçtır? 32x eksi 82'dir. Çünkü arkadaşlar 2 kişi gidiyor. Bütün kadınların yaşları toplamı 32 xti 2 kişi var yaşları toplamı 82. Bunlar giderse yeniden kalan kadınların yaşları toplamı kaç olur? 32x eksi 82 olur. Şimdi kaç tane kadın vardı? X tane kadın vardı. 2 tane kadın gitmiş. 2 tane kadın gitmiş. 1, 2. O zaman kaç kişi var artık? X eksi 2 kişi var. Kalan kadınların yaşları toplamı budur. Kaç tane kadın kaldı? X eksi 2 tane kadın kaldı. Yaşlar toplamını kişi sayısına bölersem neyi bulurum? Ee, yaşları ortalamasını bulurum. Kalan kadınların, bakın son durumda kalan kadınların yaşları ortalaması da 29 oluyormuş. Bunu 29'a eşitle diyor. Ağla bulmuşuz. Vallahi X'i buldum. X'i buldum. Buradan işler arasında yapalım. Bakın başımıza ne gelecek? Ee, şuradan devam edelim. 32 x eksi 82 eşittir 29 çarpı x 29 x eksi 29 çarpı 2 58 şunu bu tarafa attık 32 x'den 29 x'i çıkar 3 x mi evet eşittir 82'yi karşıya gönderdim 82 eksi 58 24 mü harikayım 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 x eşittir 24 bölü 3 8 mi eder evet x 8'miş şimdi başa dön x 8'miş. 8 tane kadın var. Toplam kaç kişi vardı? 20 kişi vardı. Bu 20 kişiden 8'i kadınsa geriye kaldı. 12 tanesi erkek olmaz mı? Hocam anlamadım. X yerine 8 yaz kardeşim. 20 eksi X tane erkek var dememiş miyiz? Evet evet evet. 20'den 8 çıkar 12. 20'den 8 çıkar 12. Ya da toplam kaç kişi vardı? 20 kişi vardı. 20 kişiden 8'i kadınsa 20'den 8 çıkar geriye kaldı. 12 tanesi de 12 tanesi de erkektir. Artık ben şunu biliyorum. Erkekler kaç kişidir kardeşim? 12 kişidir hocam. Bunu bulmuşum. Bulmak için de işkence çekmişim. 12 kişidir erkekler. Erkeklerin yaş ortalaması kaç? Ortalaması 40'tır. Başta bize vermiş. Bak erkeklerin yaş ortalaması 40'tır. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Devam ediyoruz. Şimdi o zaman erkeklerin yaşları toplamı kaç? 12 çarpı 40 değil mi? Kişi sayısı çarpı ortalama bize yaşları toplamını veriyor. 12 çarpı 40 480. Erkeklerin yaşları toplamı kaç? 480. Fakat bir şey söylüyor bize ne biliyor musunuz? Bakın her birini şurayı biraz rahatlatalım özür diliyorum. Şurayı biraz rahatlatalım. Tamam tamam tamam. Şurada bir şey demiş. Her birinin yaşı 30 olan 3 erkek çalışan katılıyor. Bak 3 tane erkek var ha. 3 tane erkek var. Şu an var olan erkek kaç kişi? 12 tane erkek var. Yaşları toplamı kaç? 12 çarpı 40. 480. 1, 2, 3 tane erkek var. Her biri 30 yaşında. Bu da 30 yaşında. Bu da 30 yaşında. Bu da 30 yaşında. Bu 3 kişi buraya katılıyor. O zaman bu 3 kişinin yaşları toplamı kaç? 90 değil mi? 3 kere 30, 90. O zaman yaşlar toplamı ne olur? 480 artı 90 olmaz mı? Yani 480 artı 90 570 olmaz mı? Hocam anlamadım. Arkadaşlar 12 tane erkek vardı. Yaşları ortalaması 40'tı. 12 çarpı 40. Yaşları toplamı normalde 480'di. 3 kişi, 3 tane erkeğin katılacağını yani geleceğini söylüyor. O zaman bu gelen 3 kişinin yaşları toplamı 90 mı? 90'mış. 480, 90 daha 570 olur. Artık son durumda var olan tüm erkeklerin yaşları toplamı 570'tir. Peki kaç tane erkek var? 12 tane erkek vardı. 3 tane erkek de yeni geldi. 12 3 daha 15 erkek oldu. O zaman bunu 15'e böleceğim. Erkeklerin yaşları toplamını yukarıda yazdım ve erkeklerin sayısını aşağıda yazdım. Toplamları bölü sayıları bize ne veriyordu? Ortalamayı veriyordu. Zaten erkeklerin yaş ortalamasını soruyor. 570 bölü 15 kaç eder? 570 bölü 15. Bizim mi Ne biçim sorudur? 3 kere 15, 45 çıkarttım. Şurası 2, 128. Arkadaşlar 38 çıktı. Eyvallah 38 çıktı. Böylelikle arkadaşlar aritmetik ortalamayı bitirdik. Bakın ben neden arkadaşlar video bu kadar uzuyor? Çünkü her türlü soru tipini çözüyorum. Yoksa 3 tane soru çözüp gitsem siz takılırsınız bu sefer. Tamam mı? O yüzden. Geometrik ortalamaya geldik arkadaşlar. Geometrik ortalama ve e, harmonik ortalama ile ilgili soru gelme ihtimali daha düşüktür. Ama yine de bilirsek iyi olur. Geometrik ortalama ne arkadaşlar? Geometrik ortalama kare kök, yani kök içinde sayı adedini dereceye yazıyoruz. Çarpımlarını aşağıda yazıyoruz. Başka da bir şey yok. Ben, mesela A ile B'nin geometrik ortalaması G O dersek kaç tane sayı var? 2. Buraya 2 yazıyoruz. Çarpımlarını da aşağı yazıyoruz. Yani karekök AB oluyor. Mesela ABC'nin geometrik ortalaması ne? Bu sefer 3 tane sayı olduğu için dereceye 3 yazıyoruz. Çarpımlarını da şeye yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Başka da bir şey yok. Örneğin 2, 3, 4, 5'in geometrik ortalaması ne? Hocam 2, 3, 4, 5'i kök içinde çarpacağız. 1 2 3 4 tane sayı olduğu için derece de 4 olacak. Budur. Başka bir şey yoktur arkadaşlar. E, bununla ilgili Bakan sorumuz var mı? Var. Var, var, var. Olmaz olur mu? 47. soruya geldik. Oran orantı ile ilgili 47 tane soru çözmüşüm abi. Bakın şu sayıyla bu sayının geometrik ortalaması. iki tane sayı var. O zaman derecemiz 2 olacak. Yazmamıza gerek yok. Bunları ne yapıyoruz? Karekök içerisinde çarpıyoruz. 4 üzeri x artı 1 ile 8 üzeri x eksi 2'yi çarpıyoruz. Neye eşitmiş? Geometrik ortalaması neye eşitmiş? 32'ye eşitmiş. E, tamam tamam çok basit. <laughs> ne yapacağız? Burası 2'nin karesidir arkadaşlar. Üstü sayıları görmüşsünüz. Yani 2 üzeri e, buraya 2'nin karesi yazarsak 2 kere 4x 8x artı 2 kere 1 2 çarpı e, 8 de 2 üzeri 3'tür. Bir şey yapmıyorum arkadaşlar. 8'i sileceğim. 2 üzeri 3 yazacağım. Buraya 2 üzeri 3 yazacağım. O zaman 2 üzeri 3x eksi 6 oluyor. 3x eksi 6 oluyor. Karekök içerisinde tabii eşittir 32. Tabanlar aynısı üstleri çarp, topluyoruz. 2 üzeri 8 x ile 3 x'in toplamı 11 x. x artı 2 x 6 eksi 4 eşittir. 32 ile 2 üzeri 5 mi? Evet. E, köklü sayıları işlemişiz arkadaşlar. Şu bölü bu yapacağız. Yani bunu üstlüye dönüştüreceğim yani. 2 üzeri 11 eksi 4'ü 2'ye böleceğim. 11 x eksi 4'ü neye böleceğim? 2'ye böleceğim. Neye eşitmiş? 2 üzeri 5'e. 2 5'e. Tabanlar aynı aynıysa üstler de aynı arkadaşlar. Tabanlar aynıysa üstler de aynı. O zaman 11x eksi 4 bölü 2 eşittir 5. Doğru mu? Üstleri eşitledim. İşlerse çarpımı 11x eksi 4 eşittir 2 kere 5 10. Şunu karşıya gönderdim. 11x eşittir 14. X eşittir 14 bölü 11 çıktı. Yani cevabımız edir nedir diyoruz arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Bir soru daha var. Bir soru daha var. A ve B'nin geometrik ortalaması 2'ymiş. Yani A ile B'nin kare kökü 2'ymiş. Güzel. Ee, B ile C'nin geometrik ortalaması 4'müş. B ile C'nin kare kökü. Çarpımların kare kökü 4. A ile C'nin geometrik ortalaması 8. Kare kök A çarpı C eşittir 8. A ve C'nin geometrik ortalaması kaçtır? Ee, sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Köklerden kurtaralım. Yani şurada her iki tarafın karesini alıyorum. Tamam Her iki tarafın karesini alıyorum. Bu şunu götürür. O zaman burada ne çıktı? A çarpı B eşittir. 2'nin karesi 4 çıktı. Benzer şekilde arkadaşlar köklerden kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Bu bunu götürür. O zaman ne çıktı? B çarpı C çıktı. B çarpı C neye eşit? 4'ün karesi 16'ya eşit. Benzer şekilde burada her iki tarafın karesini alırsak A çarpı C eşittir değil mi? Karesini alıyorum. Şuranın da karesini alıyorum. ki Kökten kurtaralım. 8'in karesi 64 olacak. Şimdi bu tarz durumlarda A çarpı benden neyi soruyor? ABC'nin geometrik ortalamasını soruyor. Yani A çarpı B çarpı C 3 tane sayı olduğu için derece 3 olacak. ABC'nin geometrik ortalaması bu şekilde hesaplanır. Benden bunu soruyor. a b çarpı B. Bu denklemleri taraf tarafa çarparsak. Bakın bu denklemi ne yapıyorum? Taraf tarafa çarpıyorum. A çarpı A. A kare çarpı B çarpı B B kare çarpı C çarpı C. C kare eşittir neye? Şunların çarpımı. 4 kere 64 şey 4 kere 16 bu ikisinin çarpımı 64 oluyor. 64 çarpı 64 64'ün karesi oldu. 64'ün karesi olduğunu yaparsanız. 4 kere 6, 16 64. 64 çarpı 64 64'ün karesi. E, üstü özelliklerinde ben burayı şöyle yazabilirim. A çarpı B çarpı C'nin karesi neye eşittir? 64'ün karesine eşittir. Bu bunu götürsün. A çarpı B çarpı C 64'müş. Hmm. Valla helal olsun bulmuşum ha. Bak A çarpı B çarpı c kaç bulmuşum? 64 bulmuşum. Yani artık buraya 64 yazabilirim. Zaten benden burayı soruyordu. Küp kök 64. Pi ne koştur? Bak 64 da 4'ün küpüdür ha. Bu bunu götürdü cevap 4. He valla. cevap 4. Bulmuşum, bulmuşum, bulmuşum. Arkadaşlar son olarak harmonik ortalama var. Bunu da hallettik mi artık siz de gidin ben de gideyim. Tamam ben maf olmuşum. Harmonik ortalama nedir arkadaşlar? A1, A2, A3, AN. Harmonik ortalaması. N'i yukarıda yazıyoruz. 1 A1, 1 A2, 1 A3, 1 bölü AN. Arkadaşlar kaç tane sayı varsa sayı adedini yukarıda yazıyorsunuz. Bununla ilgili soru geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Belki yeni nesil soruda tanımı verirler. Gelirse de tanımını verirler arkadaşlar. İşte harmonik ortalama şöyle hesaplanır. Buna göre şunu hesaplayınız der falan. Yani zannetmiyorum soracaklarını ama yine de belli olmaz. Bilin bir köşede kalsın. Ee, sonra 1 bölü bu, 1 bölü bu, 1 bölü bu, 1 bölü bu toplama şeklinde yazıyoruz. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Mesela 2, 3 ve 4'ün harmonik ortalaması nedir? Harmonik ortalaması. Hocam kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. 3'ü buraya yazacağım. 1 bir bölü birinci sayı yani 1 bölü 2. 1 bölü ikinci sayı yani 1 bölü 3. 1 bölü sonuncu sayı yani 1 bölü 4. İşte bunu hesaplarsanız harmonik ortalamayı bulursunuz arkadaşlar. E, tamam mı? Zor bir şey yok. Şimdi 49. ve son sorumuzu da çözüyoruz, bırakıyoruz. Sayıların harmonik ortalaması karşı. Burada kaç tane sayı var? Kaç tane sayı var? Ha, işte burada biraz ardışık sayıları devreye koymamız lazım. Mesela şunları referans alalım. 3, 6, 9, tamam mı? 60 soruyu çözmüyorum sadece şurada kaç sayı var sizce? 60'ı 3'e böl, 20 tane sayı var. Ya da terim sayısından gidersiniz arkadaşlar. 20 tane sayı var. Bakın Hiçbir şey yapamıyorsanız 3 parantezini alın. Burası 1 olur. Burası 2 olur. Burası 3 olur. Burası da 20 olur. 3 kere 20 60. 1 2 3 4 saymış. 20. 20 tane sayı var. O zaman bunların harmonik ortalamasını birlikte hesaplayalım. Gelin gelin. Kaçmayın. 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 Kaç tane sayı var? 20. O zaman yukarıya 20 yazıyoruz. Sayı adedini yukarıda yazıyoruz. Harmonik ortalamada. O zaman 1 bir bölü 1. sayı. Yani 1 bölü 3. Artı. 1 bölü 2. sayı. 1 bölü 6. Hocam 1 bölü 3 demeyecek miydik? Hayır. 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 Eğer şöyle olsaydı 3 olsaydı 1 bölü 3 yazacaktık. Ama 1 bölü 3 ise sayımız 1 bölü 1 bölü 3 olacak. Artı 1 bölü 1 bölü 9 artı 1 bölü 1 bölü 60. Tamam. Şimdi hesaplayalım. 20 bölü Şunları ters çevirirsek zaten 3 artı şurası 6 artı 9 artı gördünüz yani ters çevirirsek bu hale geliyor. 60 Buranın sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi ben pratik bir yoldan hesaplamaya çalışayım arkadaşlar. Şöyle hesaplayalım. Yukarısı zaten 20. Aşağısını 3 parantezine alıyorum tamam mı? Aşağısını 3 parantezine alırsam 1 artı 2 artı 3 artı 20 olmaz mı? Evet o zaman 3 çarpı 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı kaç olur? 20 çarpı 21 bölü 2'dir. Doğru mu? Evet evet evet. Biraz daha irdeleyelim. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Şu 2 zaten yukarı gidecek. Yani yukarısı 20 çarpı 2'dir. Aşağısı da 3 çarpı 20 çarpı 21. 3 çarpı 20 çarpı 21. Onu yaparsınız ya. Bakın 20'ler gidiyor. O zaman 2 bölü 3 kere 21. 63. 2 bölü 63 var mı? Vala varmış. Vala varmış buldum. Ha hocam şöyle yani ben kafam şuraya yatmadı. Ee, burası niye böyle bir şey oldu diyorsanız arkadaşlar. Ben hemen şurayı sileyim hızlı bir şekilde onu da anlatayım. Mesela şöyle olsaydı tamam mı? Şöyle olsaydı. 3 6 9 60 deseydi bunların harmonik ortalamasını şöyle bulacaktık. Harmonik ortalama eşit 20 tane var. 1 bir bölü birinci sayı 3 artı 1 bölü ikinci sayı 6 Bak o zaman 1 bölü 6, 1 bölü 60 oluyor. Anladın mı? Ama burada 1 bölü birinci sayı. Birinci sayı 1, 1 bölü 3'tür. Farkı anladın mı? Evet. Bitirdim. Çok şükür. Vallahi arkadaşlar oran orantıyı da hakkıyla bitirdim. Tam bir özel ders oluyor biliyor musun? Ha? Özel dersen daha iyi. Daha ne istiyorsunuz? E ne yapacaksınız abi? Vallahi e, bak abi, abla, kardeş, arkadaş, dostum, canım kurban olayım size. Şu videoyu beğenin hemen. Güzel bir yorum yazın. Bak bekliyorum ha ona göre ee, size söyleyeyim yani vay efendim ben izliyorum boşver umurumda değil beğenin bir şey yapın da ee, kendimizi mahvetmişiz burada siz kazanın diye kendimi mahvetmişim şey de anlatabilirdim yani 20 15-20 soru çözerdim konuyu anlattım gitti ama de yapmadım bak sizin için mahvetmişim kendimi size bir kere o parmağı tıklayın gitsin birkaç tane de yorum yazın ee, evet. Sevgili arkadaşlar oran orantıyı da bitirdik. Böylelikle sayılar bitti. C1 bitti. Oran orantı da artık problemlere geçiş bizim için bir köprüydü. Önemliydi arkadaşlar. Eğer anlamamışsanız videoda tekrar izleyin. Bakın bu önemli bir konudur. Artık sayı kesir problemleriyle başlayacağız. Problemlere geçiş yapıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.